Şimdi tekrar geliyorum ha. Az önceki şeyi bunu F5 diyeyim. Adım adım görmüş olayım. Hatta ben aslında önce bir 1 diye atayım bunu. Ve F5 diyeyim. Şimdi bir ilk tabii buraya da düşmesin. Shift yapayım. Şuraya bir düşsün. F5. Şimdi önce buradaki istisnaya geldi. Çünkü kullanmak istediğim null, hatta bunu da şuradan durdurayım. En baştan. İlk geldi. Ekleyeceğim. Hemen dedim ki sıfırıncı elemana 80'i ekle. Hop, istisna fırlattı. Çünkü dedi ki abi sen null olan bir şeyin sıfırıncı indeksine gitmek istiyorsun. Orada dur. İstisnayı fırlattı. Ben bu istisnayı yakaladım. Dedim ki madem öyle bir başlatalım. Tek elemanlı olacak şekilde başlatalım. Başlattık. Artık o tek elemanlı 0.0 default değerini aldı. 0.0 double'ın default değeri. Değer tipler için default değer otomatik olarak atanıyor. Ve tekrara geri döndü. Bu kez sıfırıncı elemanı atadı. Ama bu dizin sadece bir elemanlıydı. Şimdi ikinci elemana değer atamak istiyorum. Hop, bu kez bu istisnaya geldi. Bu da out of range istisnası. Burada da dedim ki madem o öyle, var olan length'i neyse onu bir arttır. Tekrar dizimi oluştur. Tekrar gitti. İkinci elemanı ekledi ama bu kez üçüncü, hop, tekrar düştü. Evet. Burada da out of range'i yakaladım. Dedim ki madem bir daha arttırdın, hadi bir daha arttır. Tekrar hop. Hadi 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 hadi. Ve bitti. Çıktı, çalıştı, gitti. Tamam, mis gibi öğrendim. Control Shift F9 ile breakpointlerimi siliyorum. Bir dizi oluşturdum ve dizinin elemanlarına değerler atadım. Bu arada şeyi nasıl yöneteceğimi öğrendim. İstisnaları nasıl yöneteceğimi öğrendim. Ve personel, ekstra elemanlar tanımlayabilirim. Neydi benim? Şu vardı 100, atadım 110. Sonra bir anda büyülü bir şekilde enflasyonumuzun 12'ye düştüğünü gördük. Yeterince deniz maskesi ve simidi yokmuş enflasyon paketimizde. Sonra enflasyon paketine araba zinciri ekledik. Ekmeği çıkarttık. Bir anda %10'u gördük. Kesmez dedik. Artık enflasyonu etin kilosunu 2 kilo indirerek onun katsayısı sayesinde 2 lira indirerek hemen %7,3'ü tekrar hedeflerimizi yakaladık. Ve biz bunları ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı eleman olarak ekledik. Bizim mis gibi bir enflasyonları tuttuğumuz bir dizimiz oldu. Ama dikkat ettiysek bu dizimizi sürekli yeniden tanımladık ve ekledik falan filan. Yani eklemek istediğimiz eleman sayısını bilmiyorsak bizim bu diziye sürekli genişletmemiz gerekiyor olacak. Yani başta bu dizinin kaç tane elemanla başlayacağını bilmemiz gerekiyor. Peki ben böyle bir şey yapmak istemiyorum ya. Bana ne dizinin kaç tane eleman olacağından. Ben istiyorum ki dizime istediğim kadar eleman ekleyebileyim. O zaman arkadaş bize array list diye bir tip getiriyor. Array list diye bir tip sağlıyor. Bu da sistem nokta kimin içerisinde bilmiyorum. Ha, sistem nokta collection içindeymiş. Sistem nokta collection'ı ben şuraya generiye kadar varmış. Ekliyorum. Böylece şunu evet uzun uzun yazmaktan kurtuluyorum. Hatta array listim tamam bu kadar yeter. Array listimi şimdi oluşturuyorum. Mis gibi de bunu oluşturduktan sonra artık bu bir class, ekstra bir class. Bana bu class'sa eğer içerisinde tonla metodu olmalı.
Propertisi olmalı. Field'ı olmalı. Bakayım bana hangi metotlarını sunuyor. Bu arada şu linkten bir kurtulayım da gereksizleri görmeyeyim. Evet. Ve görüyorum ki add var, add range var, binary search, capacity diye bir property'si varmış. Bakıyorum bunun seti var mı? Ha, seti de varmış. Get ya da set edebiliyormuşum. Clear diye metodu varmış. Bir de count diye bir property'si varmış. Bunu sadece get edebiliyormuşum, set edemiyormuşum. Ve böyle böyle çok da güzel, pek de güzel ekstra metotları olduğunu görüyorum. Ama hiçbir field'ının olmadığını görüyorum. Yani hangi class üyeleri var önümde? Dışarıya açık objemden erişebileceğim. Sadece field, metot ve property. Field member'larını bana sunmamış, göstermemiş. Peki, o halde ekleyeyim. Ben buna bir tane eleman ekleyeceğim. Ekleyeceğim elemanın tipi neymiş? Object'miş. Ekleyeceğim elemanın tipini obje tipinde kabul ediyor. Eğer bir şeyi obje olarak ekleyebiliyorsam, o zaman her şeyi kullanabilirim. Çünkü ben biliyorum ki .NET içerisindeki her şey objedir. O halde ben buraya kişi de ekleyebilirim bu listeme. İsim de ekleyebilirim, string de ekleyebilirim, integer de ekleyebilirim, XML de ekleyebilirim. Her şeyi bu listede tutabilirim. Tamam mı? Her değerimi object tipinde buraya ekleyebilirim. Bunu object tipinde eklemek şöyle bir şey. Herkesin ortak tipini kabul ediyorum diyor. Herkesin ortak tipi de obje. O halde bir ekleyebilirim. Evet, eklersin diyor. O zaman Ahmet adını da ekleyebilirim. Hay hay, sorun yok diyor. O zaman ne ekleyebilirim? New kişi ekleyebilirim. Değil mi? Benim OOP içerisinde bir kişi diye objem vardı ya. Bunu ekleyemem. Neden? Niye ekleyemiyorum? Bakıyorum hemen hatama. Bu kişi sınıfın cannot create an instance. Bir örnek yaratamazsın diyor. Bir örneğini yaratamazsın. Neyin bir örneğini yaratamazmışım? Abstract sınıfların veya interface'in. Demek ki bu kişi dediğim tür ya abstract ya interface. O yüzden bundan bir obje yaratamıyorum. O yüzden ekleyemiyorum. O halde hasta yapabilirim. Hastadan. Tabii o da olur. Şimdi ben bu kadar o kadar şey ki yani mezhebi geniş ki bu array list'in her şeyi kabul ediyor. Her şeyi kabul ediyor. Bu yüzden de yerinden kalkamıyor. Tamam mı? Ben mesela array list'ten get deyince array list'in sıfırıncı elemanını istiyorum desem ve bunu da bir şeye tanımlayacak olsam mesela bir değişkene değer olarak atamak istesem. Bakıyorum şimdi. Sıfırıncı elemanı bana yine object tipinde veriyor. Sıfırıncı eleman şu an ne? Sıfırıncı eleman satır 34'te. 1, evet. Tipi integer. Evet. Şimdi integer tipli bir eleman alıyorum. Ama ona object muamelesi yapıyor. O halde ben buraya object yazacağım. Ama object ama AAA'yı ben 5 ile çarpmak istiyorum. Değil mi? Ben biliyorum ki ilk eleman AAA integer'di
ve bunu 5 ile çarpmak istiyorum. Diyeceğim ki a çarpı 5. Sonucu da integer bir değer olan BBB'ye atamak istiyorum. Bana nasıl bir engel çıktı? Dedi ki, ya arkadaşım, sen objeyi 5 ile çarpamazsın ki. Değil mi? Onun integer olması lazım. O zaman benim bunun dönüşümünü yapmam lazım. Dönüştürüyorum. Kime dönüştürüyorum? Integer'e dönüştürüyorum. Tamam. Bu çok güzel. Integer'e dönüştürdüm. Ve 5 ile çarptım. BBB'yi aldım. Çok doğru. A her yerde şu an obje. Sadece bu çarpım işlemi için bir anlığına integer'e dönüşecek. Evet. Peki ben şimdi diyorum ki tamam böyle olsun. Ama ikinci bir şeyim var, elemanım var. Onu da CCC'ye alacağım. Onun da tipi object tipinde olacak CCC. O da ArrayList'in ikinci elemanı yani indeks olarak 1. Şimdi bu CC'yi de ben ona bölmek istiyorum. Ya da ona bölmek istiyorum. Bu güzel. O zaman diyeceğim ki yine integer'e böleceğim. DDD diyeceğim. CCC'yi integer'e kesteteceğim, dönüştüreceğim. Çevirmeyecek doğru ve böleceğim ya da yine bunu da çarpayım 10'la. Hata yok ama biliyorum ki istisna fırlatacak. Önce bir istisnayı görmek istiyorum. Nasıl bir istisna fırlatacak? Ben biliyorum ki şu istisnalardan birini fırlatmıyor. F5 diyorum. İstisnanın tipini görüyorum. Bilgimi genişleterek yoluma devam ediyorum. E için belirtilen atama geçerli değil. İstisnamın türü de şurada zaten vardı. Invalid cast exception. Invalid cast. Hatalı bir casting yapıyorum. Dönüşüm yapıyorum. O halde ben bu dönüşümü kontrol etmek istiyorum. Diyorum ki ya bir dönüştürmeye çalışayım. Eğer dönüşürse onla çarparım. Eğer dönüşmezse o zaman hiç çarpmam, hata da fırlatmam. Çünkü ben zeki bir programcıyım. O zaman diyeceğim ki CCC'yi bir dönüştürmeye çalış. CCCD'ye bu CCCD de integer olsun. Bir ata. Ata. Diyeceğim ki CCC'yi tabi burada deyince nullable olması gerekecek. Integermiş gibi atama yap diyeceğim. Tabi nullable'ları anlatmak lazım. Şimdi ben biliyorum ki integer bir değerin default integer bir değişkenin default değeri sıfırdır. Değil mi? Sıfırdır. Tamam. Peki ben bunu en güzeli string'e atamaya çalışayım. Ya buradan örneği daha böyle karışık anlatmış olacağım. Neyse. Ben bu casting'le devam edeyim. Ezi anlatmak istemiştim de Ezi'de anlatmayayım burada. Başka bir yerde anlatırız. Şimdi ben burada cast etmeye çalıştım. İstisna fırladı. O halde ben bu istisnayı da yeni bir tip olarak, yeni bir şeyle yakalayabilirim. Diyeceğim ki invalid cast exception istisnasında yakalayıp gerekli olan işi yapabilirim ve yola devam edebilirim diye bunu da burada handle edebilirim. Tamam. Şimdi handle etmeyeceğim. Yani maksadım zaten o invalid cast'i de öğrendim. Bunun da listesini yazmış olayım. Şuraya getiriyorum. Ben bu dönüşümleri sürekli yapmak zorundayım. Oysa ben istiyorum ki ya hiçbirini yani içinde daima sadece integer olan sayılar listesi olsun elimde. Tıpkı
Burada olduğu gibi. Burada biliyorum ki içinde sadece double değerler var. Ben de diyorum ki o zaman bu array list işimi gördü ama yanlış bir bilgi girilirse gümler. Bunu anladım. Mesela şunu doğru bilgi olarak girmeye çalışayım. Doğru bilgi gireceğim. Girdim. Sorunsuz. Tamam. 110. ...12... ...10... ...7.3... Doğru bilgiler girdim ve her şeyim yolunda. Bu okey. Ama ben bunlardan bir tanesini almak istediğimde, yani yılın birini, örnek veriyorum, object olsun, dönüş tipi object olacağı için. İlk değerim 80'miş bu arada. 80 birinci yılın değeri değil mi? İlki. İlkini istiyorum. Dizilerdeki gibi. Sıfırıncısını ver bana diyorum. Bunu kullanmak istediğimde bunu muhakkak cast etmem gerekecek. Kime? Double'a. O zaman benim buna şunu şöyle demem lazım. Bunu double'a cast et. Ki tipi de double olsun. İlk değişkenimin tipi de double olsun. Artık ilki 10'la çarpabilirim. Ve dönen sonucu da bir başka değişkene atayabilirim. Yani sürekli değeri kullanmak istediğimde onun gerçek tipine dönüştürmem gerekiyor. Gerçek tipine doğru kestetmem gerekiyor. Ve ben bu işi yapmak istemiyorum. Az önce hatalı bir veri de girilebilir. Onu da önüne geçmek istiyorum. O halde ben artık list tipinde yeni bir, yani list sınıfı ile tanışacağım. List sınıfı dikkat edersen büyüktür küçüktür parantezleri istiyor. Peki veriyorum. Ne sağlıyor bu büyüktür küçüktür? Diyor ki ben senin için bir liste oluşturuyorum. List yine büyüktür küçüktür. Yalnız benim hangi veri tipini tutacağımı, yani elemanlarımın hangi veri tipinde olacağını bilmem gerekiyor. Onu şu büyüktür küçüktürün arasına yaz diyor. Ve başlat. Evet. O halde ben büyüktür küçüktür arasına artık sadece double türündeki bilgileri alsın diye double yazdım. Şimdi bir tane ekleyeyim. Aynı array list gibi, değil mi? Aynı array list. Biraz daha farklılıkları varmış. Find all, file index falan gibi ekstra bilgiler varmış. Eyvallah. Aynı o. Add diyorum ve içine Ahmet'i eklemek istiyorum. İlk ağır testim bu olsun. Ve bana dönsün desin ki o. Hocam sen double tanımladın bu listeyi ama içine string ekliyorsun. Olmaz. O halde ben şurayı alt shift'e basarak şuradan itibaren şöyle işaretliyorum. Ctrl C. Ekledim. Bir tek şunun noktalı virgül yok. Başa geldim. Alt shift'e basarak aşağıya doğru işaretliyorum. Ve li diyorum. Tamam. Artık listeme sadece double bilgiler girecek şekilde bütün enflasyon değerlerimi yazdım. Peki bunlardan birini alayım. İlki double olacak. Niyetim o. İlk diyeceğim. İlki. Li'nin geti var mı? Yok. Tamam. Sıfırıncı elemanını
ver. Dikkat edersen artık casting yapmamış oldum. Değil mi? Casting'e gerek yok. Çünkü diyor ki ben zaten dönüşte sana double tipinde bir değer döneceğim diyor. Anlaştık? Çünkü burada double diye tayin etmiştin. İçeriye sadece double tipli bilgiler alırım. Oradan da sana sadece double tipli bilgiler dönerim. Peki ben bir tane daha list tanımlayayım. Maksadım kullanmayı daha iyi anlamak. String tipinde olsun. İsimler olsun ve listemi tanımladım. İsimlere ilk ekleyeceğim şey 10.0 olsun. Bana ne verecek? Bir saniye diyecek. Sen string olan bir şey eklemeliydin. Altta görüyorsunuz the best string olarak eklemeliydin ama double tipinde bir şey ekledin. Olmaz dedi bana. Az önceki durumu doğruladım. Demek ki ben şu şekilde büyüktür küçüktürle jenerik dediğim jenerik tipli sınıfları tanımlayabiliyorum ve kullanabiliyorum. Tamam. Jeneriğimi de anladım. Bunu birazcık daha geliştireyim. O zaman ben kendi jenerik sınıfımı yazacak olsam list değil de liste olsun adı. Uyduruktan yazmaya çalışayım. Bakayım başarabilecek miyim? Class liste. Jenerik ifade olacağına göre ta açtım büyüktür küçüktürü. İçine de çeşitli veri tipleri istenilen veri tiplerinde değil mi? Jenerik olacak çünkü bu. Veri tiplerini yazabilsin diye ben buna tipim diyorum. Diye bir içine gelecek olan köşeli şey aç kapa büyüktür küçüktür arasına gelecek olan tip bilgisini karşılamak için tipim diye bir yazı yazıyorum. Artık onun içinde şu bilgileri karşılıyor olacağım. Double'ı, string'i karşılıyor olacağım. Ve iş yapacağım. Evet. Parametre gibi. Aynen. Parametre gibi. Ve iş yapacağım. Artık buna uygun olarak kendi içinde işte ne yapmak istiyorsam eylemlerimi yapacağım. O tipteki bilgileri döndüreceğim. Bu birazcık daha derin bir konu. Öncesinde bir okuma yapıp şey bir bilgi sahibi olursanız anlattıklarım daha iyi oturacak. Çünkü şey